Herkese merhaba. Bildiğiniz gibi ereksiyon sorunu yaşayan birçok insan vardır. Viagra gibi farklı ilaçlar denerler. Sanırım deneyebilecekleri 4 çeşit ilaç daha vardır. Bu ilaçlar bazen yardımcı olur, bazen olmaz. Bunlar bazen yan etkilere neden olabilirler. Tabii ki ideal olan temel nedeni bulmak ve bunu düzeltmek veya en azından size çeşitli yan etkileri olmayan bir şeyler kullanmaktır. Çünkü bu ilaçların çok fazla yan etkileri vardır. Baş ağrısı, düşük kan basıncı ve baş dönmesi gibi küçük yan etkilerinin yanı sıra kalp krizi gibi ciddi aşikar yan etkileri vardır. Kısacası kullanılan her türlü ilacın tehlikeli yan etkileri vardır. Tabii ki bu videoda size ilaç kullanmayın demiyorum. Önerilerimi uygulamadan önce doktorunuza danışın. Şimdi söz konusu problemi araştırırsanız bunun karmaşık bir sorun olduğunu ve pek çok bilinmeyen nedeni olduğunu söylediklerini göreceksiniz. Bunun hormonal dengesizlikler, Nörolojik sorunlar ve damar sorunlarının bir karışımından kaynaklandığını ve ayrıca ereksiyon bozukluğunun yaşlanma, sigara, içki, obezite, şeker hastalığı, stres, kalp hastalığı ve enfeksiyonlar gibi risk faktörleri olduğunu öne sürmektedirler. Evet, bunlar neden olabilir. Fakat bu sorunun asıl sebebi nedir? Bilmek istediğimiz şey budur. Tedavi için kullanılan ilaçların etki mekanizmasını inceleyerek her zaman ipuçları elde ederim. Örneğin Viagra'ya bakarsak, belirli bir enzimi engelleyerek çalışır. Aslında çoğu ilaç ya enzimi engeller ya da enzimi taklit eder. Vücuttaki enzimler, vücutta belirli işlevleri yerine getiren proteinlerdir. Viagra söz konusu olduğunda, penisinin düz kasıyla ilgili olan fosfodiesteraz 5 inhibitörleri inhibe eder. Bunu biraz daha basit ifade edelim. Bu enzimin inhibitörünü aldığınızda, meydana gelen bir dizi etki oluşur. Bunun sonucunda geliştirilmiş nitrik oksit açığa çıkar. Bu da atar damarlardaki sinirleri etkileyerek size uzun süreli bir ereksiyon sağlar. Çünkü düz kaslar artık gevşemiştir ve kanın toplar damara geri dönmeden penise akmasına izin verir. Yani temel olarak kan akışının geri çekilmesini engeller. Peki bu ilaç böyle çalışır. Tabii ki sorum şu, PDE5'in doğal bir inhibitörü var mıdır? Cevap evet var. Başka çözümler de vardır. Bu mekanizma dolaylı olarak çalışır. Doğrudan nitrik oksidi artırarak çalışan ve burada az önce bahsettiğim şeyi yapan başka tedaviler de vardır. Örneğin daha az yan etkisi olan nitrogliserin kremi gibi. Daha hızlı çalışan doğrudan bir etkisi vardır. Ancak yan etkileri de vardır. dozunu ayarlaması için doktor desteğine ihtiyacınız vardır. Bazı insanlar ayrıca bir amino asit olan L-arginin adı verilen bir şey kullanır ve aslında işe yaradığını gösteren bazı çalışmalar vardır. Bu sahip olduğunuz başka bir seçenektir. Geçmişte çinko hakkında birkaç video yayınladık. Çinko testosteronu artırarak sperm sayısını artırır. Fakat görünüşe göre erektil disfonksiyonu olan birine yardımcı olabildiğine dair hiçbir gerçek çalışma bulamadım. Lakin bugün odaklanacağım 4 şey şunlardır. 1 numara oruç tutmak. Evet bu çalışmaların linklerini aşağıya bırakacağım. Oruç tutmak aslında nitrik oksidi artırabilir. Yıllardır duyduğum, insanların oruç tutmaya başladıklarında erektil disfonksiyonlarını iyileştirmeye başladıkları birçok başarı öyküsü var. Tabii bu büyük ihtimalle kan şekeri sorunlarından kaynaklanıyordur. Bu durumda ya fazla kiloludurlar ya diyabet hastasıdırlar ya da insülin dirençleri vardır. Bu durumda oruç bunu iyileştirir. Bu enzim inhibitörünün bitkisel versiyonları da vardır. Keşiş külahı bitkisi, forskolin ve buna ilave siyah zencefil. Pek çok insan bunları kullanarak daha az yan etkilerle olumlu sonuç alabiliyor. Ayrıca egzersiz. Özellikle ağırlık çalışması veya iyi bir toparlanma döngüsüyle yapılan yoğun egzersizler. Çünkü çok fazla stres altındaysanız ve yeterince uyuyamazsanız bu olumlu etkileri yok edecektir. Ancak önemli bilimsel çalışmalara dayalı bir başka güvenilir bir tedavi var. Bahsetmek istediğim dördüncü şey ilginç bir yaklaşımdır. Buna düşük yoğunluklu şok dalgası tedavisi denir. Şimdi bu şok dalgası terimi insanları biraz korkutuyor ama bu düşük yoğunluklu bir şok dalgasıdır tamam mı? Açıkçası bu terapiyi farklı dalga yoğunluklarına sahip birçok farklı şey için kullanıyorlar. Bunu böbrek taşlarını parçalamak için kullanabiliyorlar. Kistik tendinit için kullanabilirler. Çünkü dalga yoğunluğunu düşürürseniz bir antiinflamatuar etki yaratabilirsiniz. Fakat bu işlemi yaptırmak için özel cihazların kullanıldığı merkezler var. Bir de kişisel kullanım için olan makineler de vardır. Bu işlemin yaptığı şey tıpkı egzersiz gibi mikro travma yaratmaktır. Bu da daha sonra neovaskülerizasyon adı verilen kan damarlarında bir artışa neden olur. Ayrıca peniste plaklanma varsa plakların da kırılmasına yardımcı olur. Görünen o ki bu yöntem placebo kontrollü klinik deneylerle oldukça zorlu %70'e varan başarılı sonuç alabilen bir tedavidir. Bu konuda sevdiğim şey yan etkilerin çok az olmasıdır. Bunu araştırmanızı tavsiye ederim. Size bu 4 tedavi ile ilgili linkleri aşağıda verdim. Özellikle değinmek istediğim son bir nokta var. O da strestir, tamam mı? Birisi stresli ise uyuyamaz. Yani kişi uyuyamıyorsa sempatik veya savaş ya da kaç modunda olacaktır. Düşük seviyede parasempatik modunda olacaktır. Altta yatan nedene gelince kişinin genellikle sempatik baskın olduğu bir durum vardır. Bu nedenle genellikle çok iyi uyuyamaz genellikle stresli olur ve parasempatik rezervi düşüktür. Bu nedenle ereksiyonu sürdürmek çok zor olacaktır. Böylece diyetin ötesine geçen önemli nokta bu esneme, stres ve uyku durumu ile başa çıkmaktır. Bu konu ile ilgili buradaki videoyu izlemelisiniz.